nereye gidiyoruz gene ya? Biz gidiyoruz gene bir. Aha. Şu bizim araba çekirdeklerimizi edit yaptılar çok komik. Gerçekten şu anları edit yapacak insan var mı acaba? Hayır, çağırmadım. İnsanlar soruyor, diyorlar ki niye taksi hayırdır? Ben de cevap veremiyorum çünkü Zehra bir tane fotoğraf çekmesi lazım. Kerem, samimiyetsiz bir poz. Sen kendin samimiyetsizsin, ben gayet samimiyim. Tabii canım. Tamam, susar mısın lütfen? Yok, susmuyorum. Hadi gidelim. İyi günler, iyi akşamlar dedim be. Akşam uyanmaya alışmışım, iyi akşamlar dedim. Evet aşkım, üstümü giymeyeceğim dedi. Hava çok güneşli dedi. Bayağı güneşli görmüş olduğunuz gibi. Sen ne kadar yalan gibi insanım. Ama bak, köpek var orada. Hadi git ona mama ver. Ay, tasması var bir de. Patizlerine. Döktüğün yere dikkat et de cam falan olmasın. Biz buraya mama oldukça elimizi de döküyoruz. Tamam, mamasını şimdi güzelce yiyor. Hepsinden bir en sağdakinden yedi, bir en soldakinden, bir de ortadakinden yedi. Afiyet olsun reis. Bunu nereye atacağız? Sen orada bir çöp var. Tut bakayım şunu bir. Ben de bir taksi çağırayım. Şöyle evet. Yapacağız. Heh. Çok mutlu olacağım, bir haber vereceğim. Aa, yerde kurçuk var. Haber bu değildi ama. Ben tamam. Eve çıkıyorum taksi gelene kadar. Sen de senin bekleme yerinde bekle. Niye? Taksinin gelmesi zaten 10 dakika sürecek. Ben de 10 dakikada ayakkabımı değiştirip geleceğim. Neden? Ne oldu? Bütün gün bunlarla yürüyemeyeceğim taksi. Klasik Zehra işte. Ne? Yok bir şey. Tamam, olsun. Seni yukarıya tek bırakırsam bir saat inmezsin. O yüzden hemen seninle birlikte gelmeye karar verdim. Tasmasına dikkat ettin mi köpeği? Evet. Sıkı mıydı? Hayır. Zehra böyle konularda paranoyak arkadaşlar. Çok normal değil mi? Türkiye'deyiz de. Ama olsun. Sen o tarz haberlere bakmıyorsun ama ben sürekli o tarz haberlere baktığım için psikolojim bozuldu hayvanlar konusunda ve hiç kimseye güvenmiyorum. O yüzden sürekli aşağıdaki köpek havlıyor mesela. Niye havlıyor? Köpek havluyor diye sana şey yapmıyorum. Köpek ağlıyor. Hani bu köpek kim ne yapıyor ki ağlıyor, anladın mı? Çünkü o kadar çok psikopat var ki ülkede artık. Konuyu konuşmak istemem ama çok konuşurum. Neyse yani. Geçelim boşver. 5 minutes later. Arkadaşlar aşağı indik ama köpeğe koyduğumuz mamaları şu an kargalar yiyor. Ülkenin kuşu bile aç. Ülkenin kuşu bile krizde yani şu anda. Bekliyor, kuşlar gitse de yesem. Evet, kuşlar gitse de ben de onu yesem diye bekliyor. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Şimdi taksiyi söyledik. Taksiyi bekliyoruz. Her şeyi anlatacaktım. Neden taksiyle gidiyoruz? Arabayı seramik kaplamaya verdim. 4-5 gün sürüyor işte onu yapması. Bugün 3. günü. 2 gün sonra arabayı geri alacağım. Dedik ne yapacağız? O süre zarfında video mu çekmeyeceğiz? Tabii ki de çekeceğiz. O yüzden arabasız taksiyle seyahat bir şekilde ilerliyor. Seyahat bir şekilde. Değil mi? Artık arabaya binemeyeceğiz. Fakirleştik bayağı. Bu arada da ilk defa beni kahkirli görüyorsun. Tabii ki rüzgardan fönü bozuldu. Ama olsun. Asıl halini görmek isterseniz Instagram'a bekliyorum. Taksimiz geldi bu sırada. Ne yapacağımızdan kısaca bahsedeyim. IKEA'ya kaçıyoruz. Devamını takside anlatacağım. Bekleyin. Taksiye bindik. Şu anda IKEA'ya gidiyoruz. IKEA'da oyalanacağız iftara kadar. Bardak takımımız bozuldu. Bir tanesi kırıldı. Olabilirsem bardağı tamamlayacağım. İkimiz de ev aksesuarı olduğumuz için ev aksesuarları bölümünde ben de oyalanacağımızı düşünüyorum. Gezeceğiz. Evet. IKEA'yı dolaşacağız. Ondan sonra iftar saatinde yemeğe gideceğiz. İftarımızı açıp çay, kahve, muhabbet derken güzel bir gün geçirmeyi planlıyoruz. Hadi bakalım, IKEA'da görüşürüz. Yaptık. Bulduğumuzda ilk koltuğa oturduk çünkü o story atıyor şu anda. Gezerken story atamayacağı için bir yere hemen çömelim dedi. Adam benden de kötü kullanıyor çok arabayı. Kötü. Gerçekten küfür ettim ya. Bundan bahsetmeyin. Şu an neyden bahsettiğini anlamıyorlar. Taksi de çok kötü oldu. Araba yüksekti ve adam çok hızlı sürüyordu. Büyük ihtimalle şey, gün içinde daha fazla müşteri alabilmek için hani birisini yetiştireyim de diğer müşteriye kaçabileyim için hızıydı o. Bizim arabaya alışık olduğumuz için birazcık Oğuz kötü oldu. Midesi bulandı. Benim de kötü oldu da şey yapmak istemedim, hani midem bulandı falan deyip modumu düşürmek istemedim videoda enerjik olalım diye. Her neyse, şimdi konuyu değiştireyim, gezmeye başlayalım. Yoksa bu konu üzerinde çok konuşursam o sinirli olacak bütün gün. Telefonla konuşması bitsin, gezmeye başlayalım. Hadi bakalım. Koltuk takımlarını zaten geçebiliriz. Koltuk bir şeyimiz yok. Lambalık da bir şeyimiz yok. Zehra... Bir şey var mı reis? Yok, senlik bir şey yok. İnsanlar ki evlenmemiz gereken konular var. İş atıyorum. Tamam, o zaman hemen şöyle evlenmemiz gereken konular var. Ben erkek olacakmışım da. Son anda mı? Son anda kız olmuşsun. Ben çok kızdım, sonra erkek olmaya karar verdim. Tamam hadi. Kapadım.
şu an kendimi harbiden kötü hissediyorum. Adam iğrenç kullandı. Bildiğin makas ata ata geldi yani. Öndeki adam fren yapıyor. Lan sen niye fren yapıyorsun der gibi sola atlıyor, sağa atlıyor. Zehra benim araba kullanışıma dua etti yani. Ama benden daha kötüydü. Ben mi daha kötüydüm? Aşkım anlamıyorum. Abi ben anlamadım. Aşkım adam benden daha kötüydü. Ben zaten öyle anlattım ben. Ben mi daha kötüydüm diyor. Harbiden artık. Harbiden. Tamam da çok kötü aşkım bizimkisi. Aşkım bizde hiçbir şey yok orada ve oraya... Şeyi kullanmıyoruz. Tamam işte. Tamam bir tane tabak temizleyeyim diyorum. Tabağı temizliyorum, koskocaman yer kaplıyor. Şunun gibi olmuyor. Suyunu akıtmıyor. Tencere koyamıyorum, bir şey koyamıyorum. Hiçbir şey akmıyor. Akmıyor. Tamam her neyse işte. Bence alalım. Aşkım alacaksın al ben. Bana bunlar çok kötü geliyor görüntüsü ya. Evet aşkım. Anlıyorum. Hani şeyi düşündüm, siyah ya. Çok ne alaka duracak bizim mutfakta, anladın mı? Biz, mutfakta her şey bembeyaz çünkü. Tamam, tamam, beyazını bulursak alalım. Dinlenecek mi? Yapacağım. Çok güzel, çok huzurlu duruyor. Oğuz, böyle dizelim. Oğuz şu an hiçbir şey umurunda değil. Yani ne oldu şimdi? Uyuyorum, sen geziyorsun. Tamam aşkım. 5 minit. İyi olduysam kalkalım artık. Burayı çok sevdim. Çok huzurlu geldi. Uf, beşikte uyumak çok zevkli ya. Çok güzel. Çok yere yakın. Evet ama evet. Bu kadar da yere yakın olsun istemem. Ay çok güzel. Yer yatağı gibi. Yer yatağına zevkli vermiş. Ne kadar huzurlu duruyor. Bence bu kadar değil de azıcık bir şey daha yukarıda olabilirdi. Bu çok yukarıda. Şey çok aşağıda artık. Şu an nasıl uyuyorum burada? Yani aslında ben de uyurum. Vasatın üstü. Ben de şu odayı dedim. Bak 34 metrekarelik bir odaymış. Böyle bir şey. Şöyle bir yatak odam olsa daha ne iyi yani. Ayıp olmasa harbiden ben de zıplayıp uyurum bu arada. Mesela bunun havlunun burada olmasıları falan çok saçma bu arada. %100 ıslanma garantili gibi bakıyorum ben hep bunlara. Evet. Geziyoruz. Şöyle bir oda yapmışlar buraya. Ben ilk defa görüyorum. Gamer odası yapmışlar. Masa kendi ayarlanabiliyormuş falan filan böyle. Masa istediğin yüksekliğe ya da alçaklığa şey oluyor. Bir de ben oyun oynarken böyle bir kollarım böyle dışarıda. Normalde oyun oynarken şöyle olman gerekiyor. Şöyle görebilmen lazım. O yüzden bu masa gerçekten büyükmüş, genişmiş. Güzel masa. Bu ne? Hayatım. Gereksiz mi? Gereksiz. İşte gereksiz değil. Ne kadar rahatlatır o. Yayından çıktığında toparlayarak geliyorsun. Ama sürekli böyle oturuyorum yayında da. İşte. Ayağını uzatıyorsun o ayaklık sayesinde. Tam böyle genç erkek odası tasarlamışlar. Çok hoşuma gitti. Gelecekteki oğlum için aklımda bulunsun. Olsun. Ya yeter artık ya. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Kısa. Senin için yapmışlar aşkım ben. Ya yürü. O yüzden bütün insanlar sürüyor. Hiç telaş yapma, sakin ol. Tamam Oğuz, en uzun sensin. Sanırsın 2 metre Cedi Osman. Ay maşallah. Hakikaten yani Cedi Osman'da bu tavırlar yok ya. Yani şöyle. Hareketlere bak, ne yapıyorsun ya? Ayağımı eziyor bir de. Çok huzurlu. Harbiden çok huzurlu. Çok huzurlu. O kadar güzel ki renklerin uyumu falan. Baksanıza. Şu an burası şey, bekar kız evi. Aklıma bir şey geldi. Şimdi biz zaten taşınıyoruz. Doğru. Evet. Taşınınca böyle her şeyi sıfır yapsak. Satıyorum dedik ya, koltuk takımını alalım, şunları alalım, bunları alalım diye. Bu arada biz Temmuz ayında %100 taşınmış olacağız arkadaşlar oturduğumuz evden. Bursa'da güzel bir ev bulabilirsek. Onların da videoları gelecek bu arada, onu da söyleyeyim. O videoları da yapacağız. Bursa'ya işte ev bakmaya gidiyoruz falan filan tarzında. Evet, heyecanlandım. Böyle şey diyecektim. Acaba dedim taşınırken ya da taşınmadan önce böyle gidip bu uygulama üzerinden böyle koltuğumuzu, masaları falan filan her şeyi böyle satsak mı? Sonra böyle komple evi, her yeri böyle iki adam mı yapsak diye bir düşünmedim. İçini karartıyor değil mi? İçimi karartıyor evet artık. Ben dedim artık, yani. Artık yaşlandım. Aydınlanması lazım. Değil. Zaten ilk başta tercih etmemen gereken mobilyalardı. Bir. İkincisi Oğuz şey düşündü. Ömürlük bir mobilya aldığını düşündü ama asla ömürlük bir mobilya değil şu an evindekiler. Yok, ömürlük bir mobilya almadım bu arada. Hani evleneceğim düşünerek almadım o mobilyaları. Ama evleneceğini bilerek aldım. Hayır. Asla. İşte biz ilişkiye evleneceğimizi bilerek başladık ya. Tamam, ben evlenmem diye diyordum. Ne? Ben evlenmem diyordum da öyle aldım. Hani genç kalsın diye. Komik değilsin. Çok komik bence. Gülmedim. Tamam, olabilir. Gülmemiş olabilirsin. Her neyse. Oldu mu şimdi bu laf mı? Tamam, tek başına devam edeceğim ben. Tamam, hadi gel buraya.
Bak şu an bu koltukta otururken bile kendimi çok böyle rahat, ferrah hissediyorum. Nasıl bir Allah? Ne kadar boş konuşuyorsun? Hayır, ciddi anlamda boş konuşmuyorum. Sen ne anlatıyorsun be abla? Harbiden gidelim, orta masaları satalım, koltukları satalım, yemek masasını satalım, evdeki aksesuarları satalım. Sat gitsin, sat. Kim alacak Oğuz onları o fiyata? O fiyata mı? Biz o fiyata koymayacağız ki. Hangi fiyata koyacağız? Yarısını. This is Elon Musk. Niye arabanı yükselterek koyuyorsun? Aşkım arabayı çünkü... Mobilyanın satılsın diye yarısına düşürebiliyorsun değil mi? Arabanı da yükseltiyorsun satılmasın diye. Ama atıyorum. Diye. Hadi. Ama atıyorum. 20 bin liralık bir mobilya var. 15'e koyarsın yani. Niye koyayım? Nasıl niye koyayım? Çünkü bir sürü mobilya var. Peki, araban ne kadar? 4. Satılsın diye kaça koyarsın? 4-500'e mi? Oğuz'u şu an aydınlatıyorum. Yani aslında insanlar bunun cevabını verir de. İnsanlar neyin cevabını hayır, veriyor? Bak, sen ver cevabını hayır, varsa ver. Hayır, var bunun illaki ben, cevabı ama benim aklıma şu an gelmiyor. Aşkım satılmasını istemediğin için yüksekten veriyorsun. Satılmayacak çünkü o fiyata. Öbür türlü de çok ucuza gitmiş olacak. Ucuza gitmiyor. Acil ihtiyacın olduğu için bak, satılmasını istiyorsan düşük fiyata verirsin ki satılsın. Abi kadın doğru söylüyor. Sen mobilyanı nasıl elden çıkarmak için yarı fiyatını bir anda indirdin? Valla bilmiyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Evdeki her şeyi böyle satıp sıfır almak çok of çok güzel ben olur ya. Düşünsene evi önden kiraladım. Aşkım ben sana en başında buyurdum. Ben Oğuz daha eve mimar soktuğu zaman iki çizim yollandı. Birisi simsiyah bir ev dizaynı şu anki. Birisi de bembeyaz ferah. Dedim ki bak ne olursun beyazı seç. Hani sonrasında da kullanabilelim. Gitti siyahı seçti. Ama benim siyahı seçmem sebeplerinden bir tanesi de arkadaşların geldi. Oranın üstüne kahve döküldü. Ah. Hiç alakası yok. Evin enerjisini renkler o kadar değiştirir ki. Koyu her şey simsiyah. Direkt kavga, huzursuzluk, mutluluk. Ama bak şu an showroom bu arada. Hı. Girdiğin anda enerjin nasıl? Huzur, güzel. Huzurlusun değil mi? Ama ışıklardan da çok kaynaklı ya böyle. Bizim evde ışık mı yakıyorsun sen Oğuz? Ama orası biraz loş. Burası da şu an loş gibi loş, anladın mı? Zaten. Birazcık daha ışık loş. Işık değil aşkım. Ortamın rengi. Bak toz pembeler var. Masa bembeyaz. Ben zaten bunları seviyorum tamam, biliyorsun sen ama. Sen mobilyaları istiyor musun istemiyor musun? Evdeki bir şeyleri istiyor musun istemiyor musun? Doğruyu söyle. Tabii ki istemem bunu biliyorsun zaten. Tamam. Çünkü çok kötüler. Tamam. Bugün, kötü değiller. Tamam. Benim tarzım değiller. Tamam bugün. Bak bugün eve gittiğimizde ben bunları ilana koyarım. Yarın satıldığında koltuğumuz olmaz haberin olsun. E tamam ne olacak o zaman? Yerde otururuz. Yerde mi otururuz? He. Taşınana kadar yerde otururuz ne olacak? 3 ay. He. Ne kadar boş konuşuyorsun lan? Boş konuşmuyorum. Ana. Ciddiyim ben bu arada ya. Bir tane sandalye çeker otururum. Satılmadı o zaman ne yapacaksın? 2 koltuk mu koyacaksın eve? Bilmiyorum artık. Hmm. Satılmadı ihtiyaç sahibi birisine veririm. Ama şu anda benim de ihtiyacım var paraya mesela. Hmm. O yüzden yeni satıyorum. Yeni mobilyanı neyle alıyorsun? Yeni mobilyayı neyle alacaksın? Öpücükle mi alacaksın? Evet öpücükle alamayacağım. Gönül ister ki böyle yeni gelin evi hani böyle yeni eşya konumu ve aslında yeni gelin evine eski eşya girmez. Ki eski huzursuzlukları taşımamak için. Tamam. Gönül ister ki şöyle ferah bembeyaz içim açılsın bir ev dizeyim. Ama yoksa evde ne yapacağız eskiden? O zaman gel şimdi sana bir mutfak göstereyim ve mutfağa dalalım. Aynen hemen alıyorum. Cebinde para mı var lan? Dur. Bir... Ne kadar hoşuna gitti? Bilmiyorum şu an çok aydınlandım yeter. Kendime geldim. Hadi. Koltuk çok rahat ama değil mi? Bu showroom'da ne gibi hissediyorum biliyor musun? Ha. Evlenmişiz. Taşındığımız ilk gün. Ev tertemiz olmuş. Annemleri bekliyoruz şeye. Uzaktan çeksene gerçekten. Şu sepeti de çek oradan. Çok güzel. Aa işte. Burada birazcık kitabımı okuyayım. Sen de bir sofrayı hazırla. Aşkım ya. Satalım bunları ne olur. Çok güzel. Anneler gelecek yine şu sofrayı kuruyor. Tamam kur hadi. Çok güzel. Çok huzurlu. Arkadaşlar herhalde biz artık taşındığımızda bizden bütün evi düzme videosu göreceksiniz. Bursa muhabbetleri açıldığı gün öyle bir içerik bombardımanı geliyor ki. Sayalım mı? Ev bakıyoruz bir. Mobilyaları sattık yeni mobilyalarımız neler? Mobilya bakıyoruz. Yeni mobilyalarımız. Taşınıyoruz. Çeyizlerim. Çeyizimde ne var? Çeyizlerimi açıyorum. Ev yerleştirme. Yani bu kadar da olmaz. Oğuz askere gidiyor. Geri geliyor. Her şey. Çok güzel videolar gelecek. O yüzden biz böyle yılda bir taşınırsak sizi içerik bombardımanına tutabiliriz. İyi. Arkadaşlar bir tane mutfak ben size bu iki ay illaki bir daha gelmişizdi ve göstermişimdir. Şu an o mutfağa tekrardan gitmek istiyorum. Zehra geri gelmeye başladı. Niye bilmiyorum böyle bir anda. Şimdi oraya bir gideceğim. Bu arada videolarımıza hala eğer like atmadıysanız like atarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Daha fazla insanların önerilerine çıkabilmek için. Teşekkür ediyorum like atan herkese. Abi bu mutfak.
Buraya şu an girilmez yapmışlar. Niye bilmiyorum ama gerçekten. Uzanmak. Şimdi şöyle bakın. İçini mi daralttı? Evet. Abartma. Abartma ya. Zehra diyor ki bu normal bak diyor. Geç bakayım nasıl oluyor. Arkadaşlar hoş geldiniz, yap bakayım. Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz, hadi. Evet, bugün en uygun fiyatlı tatlıyı yapıyoruz. 100 bin lira. Harbiden güzel. Ama 100 bin lira edecek bir şey mi bu? Son piyasaya göre evet. Harbiden çok güzel bu arada. Son ama... mutfaktan mı bahsediyorsun? Evet. Yani evet. Yani, mutfaktan kastım bu arada şey, içindeki eşyalar dahil değil. Sadece bunlar. İçindeki eşyalar zaten. İçindeki eşyalar dahil değil. Spotlar dahil değil. Evet. Buradaki dolap da dahil değil. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu mutfağı diyorum ki ben yaptıracağım. Evet, ben bu mutfağı yaptırmak istiyorum diyorum. Eve gelip ölçü alıp bakıyorlar herhalde. Çünkü bu mutfağı böyle direkt copy paste atmıyorlardır herhalde. Ölçünü sen veriyorsun, ona göre yapıyorlar diye. Tamam, atıyorum. Arkadaşlar bunu bilen varsa yorumlara yazarsınız. Ay, gerçekten sevinirim. Tamam da mutfağa gelip bakmaları gerekmiyor mu? Ben ölçü olarak... Bak şimdi. Benim mutfağım böyle mesela. Tamam mı? Ama ben böyle bir şey istiyorum. Benim mutfağım burayı kapsamıyor. Ne yapıyorlar o zaman? Ekstrem bir şey istiyorsan belki gelip bakabilirler de. Normalde ölçülerini veriyorsun. Ona göre sana çizim... Kesiyorlar. Çizimi gösteriyor bu insanı. Bir dahakine de elektrikli mutfak yapmayalım. Elektrikli ocak. Saçmalama. Elektrik doğalgazlı olması lazım. Tüplü. Niye? Yemekler pişmiyor, ısınmıyor. Şey, balkonda var. Balkon burası da. Ne güzel esiyor, kızıyor, kızıyor değil mi? Püfür, çok püfür püfür esiyor. Keşke hikaye gelmeseydin. Niye? Çok moralim bozuldu. Eve gidince çok kızılacağım. Sakinlettik bayağı. Evet, bu da güzelmiş. Bu ne kadarmış? 45 bin. Ya işte dediğim gibi. Ooo, bir dakika lan. Aa, sadece bu kaplama 50 bin lira. Tezgah 51 bin lira. Sen bunu alayım desen 200'e patlıyorsun galiba. Of, çok güzel. Evet, böyle ocak lazım ama. Elektrikli değil. Abi elektrikli ocaklar gerçekten yemek pişirmiyor bu arada. Senin tenceren en kötü aşkım. La he he. Niye salak he? Benim şöyle bir makyaj aynasına ihtiyacım var ya. Evde olan bunun çeyreğe kadar bir şey ve şey, ayağı sabit durmuyor. Alalım. Şöyle bir rende bulduk. 3 farklı rendesi var. Bunlar kapak şeklinde. Rendeleyip direkt bu kabın içine boşalıyor rendelediğin evet, şey. Güzelmiş bu. Al o zaman. Alalım. İki tane mi alayım? Hayır, bir tane al, abartma. Sadece kaşar rendeliyoruz. Bir şey yapmıyoruz ki rendeyle. Doğru. Aşkım, fırın eldiveni. İnsanlara söylediği, bir şunu alamadınız dediği. Evet. O fırın eldivenini lütfen bulabilir miyiz? Bulamıyorum. Buldun mu? Tamam. Bizim şey kurulama beziyle de uyumlu. Tamam, güzel al. Bunları 50, 57 liraymış. Ya buluruz bir yer. Asmaya da gerek yok. Yaparız bir şey. Al al bir tane. Hazır mısınız? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç. Şuna bakın. Bu ne? Arkadaşlar ben çok gereksiz buldum. Zaten var evde bir tane... Bir tane zaten kaktüslü fincan takımı olduğu için ben gereksiz buldum ya yani bu. Ya misafirlere kaktüslü fincan takımı vereceğim ve 6 tane var. Bizim eve gelince 10 kişi geliyor, kusura bakma. Tamam, ben kahve içmiyorum. 7 kişi ya, olmuş tamam, olalım. Tamam aşkım, sen içmiyorsun diye şimdi bir tane takımla geçiniriz. Tamam, kahve içmeyen ben arkadaşlarımızı çağırırız. Harbi misin? Bu ne? Kızlar nasıl bunları abartıyorsa sayın erkekler, erkekler de ama bazı şeyleri ben abartıyor. Ben hiç konuşmuyorum, ben bir şey tanıtımı yapmıyorum. Abi az önce konuşmaya başladı. Bu ne? Bu ne? Bu 3 defa bu ne dedin? Ben herhalde başka bir şey söylemeyecek dedim. Kabireyi çevirdin. Ne var bunda? Başka bir şey söyleyip söylemeyeceğimi sen mi karar veriyorsun? Evet. Allah Allah. Sus. Hayır, gidemem. Gel buraya. Hadi lütfen gel. Hayır, gelmiyorum. Tek başına devam edebilirsin. Hadi. Tamam, hadi onu koy. Şşş. Hadi koy. Koy. Oğuz, koy şunu. Zehra, koy. Evde olsak şunu kafamda patlatmıştım şu an, biliyorsun. Hadi sür şimdi. Kırama olur mu? Bu arada taşındığımızda şöyle bir şey yapacağım. Atıyorum bugün sadece mutfağa bakıyoruz diyeceğim. Sadece mutfağa ay, girip... Saçmalama. Öyle, abi öyle olmaz. Oha ne, tek tek evi evet. Part part mı? Evet, evi part part yapacağız. Kapıyı asıyor musunuz bunlar da öyle bir koku yayıyor ki. Evet, harbiden güzel kokuyor. Ne kadar bir tanesi? 42 lira. Hayır, şu kareler ne, onu anlayamadım. Ya
tasarım yapmışlar işte. Tasarım değildir, onun bir amacı vardır ya. Alacağım mı? Dört tane alayım. Nereye yatsabiliriz ki? Benim odaya kesinlikle bok gibi kokuyorum onu. Senin odayı ilaçlama sokalım ben. Benim odaya da bir tane mum alalım. Şu an ne hissettim biliyor musun? Bir gün assak ikinci gün koku yaymayacakmış gibi hissediyorum. Öyle zaten. O zaman almayalım. Kökücüğü az değil ya, bir tane tamam, kağıt. İki tane alalım. Benim odaya kesin gerekiyor bir çünkü bir tane. Odan. İki tane aldım. Benim odaya bir tane koku mumu lazım. Alacağız işte, mumlara bakın. Ooo. Hani bakayım. Saçmalama. Bir git. Çimen kokuyor bu. Tamam gel buldum. Tamam bunu aldım. Aynı kapı kolonuyla aynı kokuyor. Bunu alıyorum. Benim odam harbiden kötü kokuyor arkadaşlar. Ben sürekli orada yayın yaptığım için bilgisayarlar yayın esnasında çok ısınıyor. Hem onun ayrı ısısı bilmem ne, üstüne ben terliyorum. Ve o da havalanamıyor gerçekten. Artık bir tane mum yakayım da oraya geçeyim. Mum da değil aslında. Tütsü lazım bize. Evet. Tütsü lazım bize ya. Tütsü var mı? Burada mı? Ha. Gene bağırıyor, ben çok sinirlendim, hadi gidelim. Evet bitti. Şimdi buradan fırlıyoruz aldıklarımızı. Şey yapacı Okun. Yoruldum, çok büyük bir yer ya. Aşkım evet, Bursa'nın köy olmadığını anlar mısın artık? Harbi sadece sordum bu arada. Hayır sürekli şöyle. Bursa'da İKEA var mı? Bursa'daki de bu kadar büyük mü? Bursa'da şu var mı? Bursa'da bu var mı? Ama çok mu büyük dedim Bursa'daki? Sen de dedin ki. Bursa'daki de bu kadar büyük mü dedin. Ya, Bursa'daki de bu kadar büyük mü? Çok büyük dedin ya buradaki İKEA. Çok büyük demedim. Çok büyük bir yer, yoruldum dolaşırken dedim. Ya bu ne? Sultan Süleyman Hürrem'ini beklerken. Aşkım sen de beni burada bekle. Ben perdeleri kapatıp otururum. Of. Yazın düşünsene. Bak şimdi karşında havuz var. Tamam mı? Dur siz içeri gidin. Şurada büyük kocaman bir havuzun var. Tamam. Çimenliğin ortasında. Güneşten artık güneş gelmesine perdelerini çekiyorsun. Hafif bir esinti. Havuza girmişsin, çıkmışsın, oturuyorsun orada. Evet. Şurada soğuk içecekler. Hayal de kurdurtmuyor adam, gelin Allah aşkına içimizi daralttı ya. Şimdi ödemeyi yaptık. Benden kart için TC'mi istemiş. Ben TC'mi 3 defa söyledim ve böyle bir TC numarası bulunamadı dedi. Bir de kadına sinirleniyor olması, yanlış yazıyorsan. Hayır yanlış yazıyorsan 250 falan diye başlıyorum böyle. Neyse daha sonrasında dedi ki bu aile kartı falan filan için söylüyorum dedi. Ha dedim aile kartım yok. Dedim ki herhalde dedim benim vatandaşlıktan attılar. Ufak da bir korkmadım da değil. Düşsene polis çevirmesine denk geliyorum, diyor ki böyle bir TC yok. Benim vatandaşlıktan atmışlar. Hangi ülkenin ***'yim haberim yok. Eve gidiyoruz, taksimizi beklemeye çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bay. Biz eve giriş yaptık. Pijamalarımı hemen giydim. Artık daralmaya gelemiyorum. Oğuz. Dışarı kıyafetlerle max bir saat durabiliyorum. Evet, ben de şu anda üstümü değiştirmek istiyorum. Mesela. Pijamalara çok alışmışım ya. Her neyse. Eve geldik. Şimdi aldıklarımızı şimdi değil birazdan açarız. Fincanları falan yıkayacağım, onlar kurusun. Akşama onları şey yaparım. İftardan sonra bir kahve yaparım o fincanlarda. Daha sonrasında iftara nereye gidiyoruz? Evin altındaki kafede iftarımızı açacağız. Orayı iki kere falan evet, gördüler. Tamam. Evin altındaki kafede iftarımızı açarız. Oradan da yandaki markete geçer, sahurluğumuzu alırız. Ayrıyeten de sahur videosunu çekeriz bu gece. O zaman birazcık ben bir 15 dakika dinleneyim. Oğuz zaten kendi halinde takılıyor. 15 dakika sonra görüşürüz. 20 minutes later. Bir alkış alabilir miyiz? Bu ne ya? Aa kedi mi? Tavuk. Al hiçbir şey yapma. Hadi azıcık sev. Alamam ben. Azıcık sev. Güzel gibi canım var oraya. Hadi. Benim mi böyle? Kanka yok yok, vermez. Tabii bir şey olmaz. Hayır hayır hiçbir şey yapmıyor bak. Tertemiz. Hadi bak bak seni istiyor, bak seni istiyor. Ne yaptık? Seni istiyor bak. Güzel. Ne bileyim çok yumuşak geldi şu an uzaydan. Ayaklarım çok güzel. Hayvan içi geçmiş zaten sana. Aniden şey yapıyorlar mı? Hiç öyle ben arasın. Uyuyor baksana. Hasta mı? Aa uyudu. Hasta değil mi? Gözüm oldu. Daha bir taşlarım. Morali bozuk. Alihan, Oğuz'a Loğusa kadın şeyi yapsana, şopu yapsana. Loğusa kadının ne olduğunu bir Alihan biliyor mu? Ben seni tanımıyorum ki abi, ben
bebek görünce ben. Ne düşünüyorsun? Oğuz şu anda yayında, hatta yayını beğeneyim. Oğuz yayında, biz de kız kıza Buse'de takılıyoruz şu anda. Birazcık sohbet muhabbet edeceğiz. Bu şekilde saati 11.30 yaptık. Bu arada ben olay çekebilir miyim? Tolu da kız bu arada. Şu an 4 kız burada mezdeki oynamaya falan çalışıyoruz. Buse gelsin de oynatsın onu. Eve gidince de Ikea'dan aldıklarımı göstereceğim. Gösteremedim ya. Evet arkadaşlar. Buse bize gömülerini çıkardı. Kurutulmuş meyve tadıyoruz. Ben hiç yemedim. Şimdi siz ne yediniz? Çilek. Bu kivi, çilek. Bu neydi? Kayısı. Tamam. Hadi. Üf. Ha ben yedim bile. Afiyet olsun. Bu da iyi. Allah'ım. Kısım güzel. Çileğe bakayım. Klasiği beğenmedim. Direkt. Aa. Bu marka olmadı. Çilek çok güzel. Dedim ama size. Bitti kız. Ama biraz var. Böyle daha güzelini getiriyorum. Böyükler de var. Ağızlı da var. Ooo çilek çok iyi. Hepsi doğalmış bunların. Tatlandırıcı falan yokmuş. Hiç yok. Hem neden? Hem bu yüzden içer miyim? Çilek çok güzel. Bu da incir. Oha! Bu çilekten daha da güzel. Ay bu bunu uçtu. Ay öptü sizi. Badem. Oh. Tamam, dur. Tamam yürü kızım yürü. Zıpla. Ne yapacaksın? Afiyet olsun. Öyle takılıyoruz işte. Ne oluyor lan? Kapat şunu, bitti lan be. Basmıyor lan! Selam, ben eve geldim. Oğuz'la yayını kapatalım, bir 5 dakika oluyor. Birazdan onun da yanına gideriz. Çok tatlış sohbet muhabbet ettik. Saati gece 3.30 yaptık. Ikea'dan aldıklarımı hala gösteremedim. Aklımda, birazdan onu da açacağız. Bir karar aldık kızlarla birlikte. İnşallah yerine getiririz. Şu anda niyetlendik bunu yapmaya. Birlikte damaza başlama kararı aldık. Zaten çok uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi bizim. Sadece işte bir türlü bahaneler buluyorduk. Erteliyorduk. En sonunda birbirimize sohbet ettik. Çok fazla din konuştuk bu arada. Din hakkında. O yüzden saat bu kadar geçeyim gitti. Ve namaza başlama kararı aldık. İnşallah bunu yerine getiririz bilmiyorum. Bunu paylaşmak istedim sadece çünkü mutluyum. Namaz kılınca o gelen huzuru çok seviyorum. İnşallah başlarım hani düzenli bir şekilde yapabilirim. Şimdi alakasız olacak ama Ikea'dakileri artık göstereyim size. Ondan sonra ne yaparız? Bir şeyler atıştırırım. O şekilde uyuruz artık. Günü bitiririz. Çünkü ben yoruldum. Dünden beri uykusuzum. Ikea'dan geldiğimizde ben komalık uyudum iftara kadar. Göz altlarım birazcık siyah olabilir. O makyajla uyuduğum için rimel attı. Hani neyse. Hadi bakalım. Şimdi neler aldığımızı unuttum diyebilirim. Tek aklımda kalan şey fincan takımları. Fırın eldiveni. Sürekli yorumlarda yazıyordunuz. Ulan her şeyi alıyorsunuz, bir fırında eldiveniniz yok, el beziyle uğraşıyorsunuz diye. Aldık arkadaşlar. Artık elimiz yanmayacak, el beziyle uğraşmayacağız. Keselim bunları da. Aradan çıksın. Kurulama bezimle de uyumlu diye bilerek bu rengini seçtim. Kurulama bezleri de Ikea'nın. Şu ikisi. Kırmızı. Çok karışık durur şu an, evet. Hayalimdeki gibi olmadı. Ama zaten bu burada durmayacak. Çok bir önemi yok. Değil. Sıradakine geçelim hemen. Kapaklı rende aldık. Gerekiyor muydu? Rende var evde ama bu daha pratik geldi gözümüze. Direkt içine dolması daha iyi. Bir de rende biraz eskimişti bıçakları. Çok iyi rendelemiyordu. İyi oldu. Olmuşken aldık. Nasıl bir şeymiş bakalım. İlki böyle büyük. Küçük. İki tane çıktı. Hani üçlüydü? Dolandırıldım da! Aa pardon. Tamam, en baştaki kapaklı. İkili rendeymiş. Bir tanesi küçük, diğeri daha iri doğramak için. Bence gayet kullanışlı. Bunu yıkayalım. Bundan aldım. Buna ne deniyordu ya? Sıcak bir şey koymak için altına koyulan bu tahtalara. Adını hatırlamıyorum. İşte yemek videosu çekerken falan sıcak bir şeyi koyarken altında el bezi gözükmesi bence hoş gözükmüyordu. Video çeken birisi için söylüyorum bunu. Günlük hayatta çok umursamam böyle şeyleri de. Hani videoda daha şık gözüksün diye. Bundan aldım bu tahtadan. Artık bunun üstüne koyarız. Buna da bir su tutalım. Ha şunlardan aldık. Oğuz bir tanesini açmış, içinden iki tane çıkıyor dedi. Nasıl koktuğuna bakalım. Bu kapının koluna asıyorsunuz. Koku veriyor. Ama muhtemelen iki gün sürüyor. Şu kareler ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Bunu bilen varsa yorumlara yazabilir misiniz? Şu kareler çünkü illaki bir işe yarıyordur bu.
Ama biz çözemedik ne olduğunu. Biliyorsanız lütfen yazın. Güzel kokuyor bu arada. Ayna aldım kendime çünkü her ne kadar kocaman bir ayna ve ışıklar olsa da karşımda ben küçük aynada makyaj yapabiliyorum. Diğerinde gözüm görmüyor. Yani eyeliner gibi detaylı şeyleri yaparken çok yakın olmak gereği hissediyorum aynaya. O yüzden... Kırıldı biliyor musun? Haydi olacağım. Kesin kırıldı. Çat etti çünkü. O çat sesini duydunuz mu? Allah'ım lütfen kırılmamış olsun ya. Durun, stres oldum şu an. Gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi ve kırıldıysa çok üzülürüm. Önü sağlam. Arkasında da aynı yokmuş, tamam. Çok şükür. Kocaman bir ayna aldım. Artık rahat rahat yaparım böyle. Ayaklı da masaya koyarım. İşim bitince kaldırdım. Süper oldu bu benim için. Tamam. Başka bir şey yok. Asıl olaya. Çok beğendim biliyor musunuz? Niye bu kadar bu fincanlara yükseldim söyleyeyim mi? O kadar böyle Barbie gibi duruyor ki hani küçükken evcilik oynarken plastik pembe kaplarda böyle içi boş olsa da falan yaptığınız fincanlar olur ya. Onun gerçek haliymiş gibi hissettim ve çocukluğuma döndüm. Rengi falan o kadar bebeksi bir pembe. Pembe ki çok hoşuma gitti. Bunları hemen yıkayıp buraya kuracağım. Instagram'dan da paylaşayım. Instagram'dakiler bu arada mavisini beğendiler. Ankette mavi olanı seçmişler ama DM'de herkes ikisini de al. İkisi de çok güzel demiş. Yani siz de kararsız kalmışsınız. Ama ben pembeyi seçtim. Pembe her türlü çok tatlı bir renk. Mavi biraz bana şey geldi. Tatlı gelmedi, daha soğuk geldi. Bu da şirin. O yüzden pembeyi tercih ettim. Şimdi bunları yıkayıp geliyorum. Hadi bakalım. Hepsini yıkadım. Oğuz da odasından çıktı. Sırada yemek söyledik ve yemeğimiz geldi. Şimdi dün bir filme başlamıştık. Yarısını izleyebilmiştik. Diğer yarısını da yemekle birlikte izleyecek. Al bakalım. Arkadaşlar selamlar. Burada yemek ister misin? Masa çıkar mıyım? Hayır yiyemem ama. Harbiden yiyemem. Oraya kadar eğilemem. Benim boyum o kadar kısa değil. Tabii canım. Karnım böyle katlı. Tam karnım Michelin lastiği gibi katlana katlana yemek yemem lazım. Her neyse bugün yayından çıktım. Zehralar birazcık takılmış. Zehralar birazcık takılmışlar. Eve geç girmeler falan başlamış. Bana bak. Canımı sıkma. Bu şekilde gerçekleşmiş. Şimdi bir yemeğimizi yiyelim. Sahurumuzu yapalım. Sahur hazırlayamayacağız şu anda. Çünkü ben daha yayından zaten 3'te çıktım. Duşa girdim çıktım falan filan derken sahur vakti geldi. Hızlı bir şekilde yemek yememiz gerekmekte. Niye bu kadar nefes nefes? O zaman bize afiyet olsun. İşte eğildim falan filan ya ondan. O zaman bize afiyet olsun. Hadi yemek yiyelim. Hadi biz yemek yiyelim. Evet arkadaşlar. Bir günlük vlogumuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlog videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.